Hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Biliyorsunuz 6. ünitemizi işliyoruz. Ünitemiz vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı. Öncelikle denetleyici ve düzenleyici sistemlerden başlamıştık. Bunun için sinir sistemini işledik. Arkasından iç sağlık bezleriyle devam ettik. Şimdi ise ergenlik dönemini anlatacağım sizlere. Bunun için sizler için bir slayt hazırladım. Öncelikle slaytımı açayım. Arkasından da beni takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Evet arkadaşlar, ergenlik dönemi önemli bir dönem. Bu dönem içinde siz de yaşıyorsunuz bu dönemi. Bu bilgiler sizin için faydalı olacaktır. Evet, konumuz ergenlik dönemi. Ergenlik dönemi ve görülen değişiklikler. Bu dönem 12 ile 21 yaşları arasında görülen bireyin çocukluktan çıkmaya başladığı dönemdir arkadaşlar. Bu döneme biz ergenlik dönemi ismini veriyoruz. Ergenliğe girme yaşı 12'dendi. Fakat ergenliğe girme yaşı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ergenlik döneminin başlangıç ve bitiş yaşları kesin sınırlarla belli değildir. Bunlarda bireysel farklılıklar bulunabilir. Yani ergenliğe giriş yaşı kişiden kişiye değişebilir. Ergenlik döneminden çıkma yaşı da yine kişiden kişiye farklılık gösterebilir. En belirgin özelliği ise hızlı büyüme ve gelişme görülmesidir. Bunu yaşıyorsunuz. Kendinizde de görebilirsiniz. Başka bir arkadaşınız da, çevrenizdeki herhangi bir kişiden de görebilirsiniz bunu. Çok hızlı bir boy uzaması, gelişme günlük hayatta da karşınıza çıkmış olabilir. Bu dönemde bireylerde bedensel ve ruhsal bazı değişiklikler meydana gelir. Hem bedenimizde değişiklikler meydana geliyor, hem de ruhsal anlamda farklı şeyler hissetmeye ve farklı şeyler yaşamaya başlıyoruz. Bu dönem normal bir yaşantının içerisinde devam ediyor. Ergenlik döneminde görülen bedensel değişiklikler. Arkadaşlar, bu bedensel değişiklikler dişilerde ve erkeklerde farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dişilerde görülen bedensel değişikliklerle başlayalım öncelikle. Tabii ki yumurta oluşumu meydana geliyor. Üreme sistemi gelişiyor ve bununla birlikte üreme hücresi olan yumurta oluşumu karşımıza çıkıyor. Adet dönemi. Yumurtlamayla birlikte her ay gerçekleşen menstruasyon döngüsü olarak da isimlendirilen bir döngü görülüyor dişilerde. Daha sonra göğüslerin belirginleşmesi ortaya çıkıyor ve dişi üreme organları da gelişerek görevlerini sergilemeye başlıyorlar. Erkeklerde görülen bedensel değişiklikler ise bu kez erkeklerdeki üreme hücresi olan sperm oluşmaya ve üretilmeye başlanıyor. Erkeklerde sakal bıyık çıkıyor, ses kalınlaşıyor. Erkek üreme organları da aynı dişilerde olduğu gibi gelişiyor. Fakat üreme organları birbirinden farklı olduğu için üreme organlarının gelişmesini de farklı şekilde değerlendiriyoruz dişilerde ve erkeklerde olmak üzere. Dişi ve erkeklerde görülen ortak bedensel değişiklikler. Evet, biraz önce saydığımız özellikler dişilerde farklıydı, erkeklerde farklıydı. Şimdi ise ortak görülen değişikliklerle devam edelim. Boy uzaması. Evet, hem dişilerde boy uzaması görülür, hem de erkeklerde boy uzar. Ter bezlerinin çok çalışması. Evet arkadaşlar, daha küçük yaşlara göre daha fazla terlediğinizi ve daha fazla atık madde, toksin madde vücudunuzun dışına attığınızı sizler de fark etmişsinizdir. Kilo artışı. Evet, bu kilo artışının sebebi boyunuzun uzaması da olabilir, kaslarınızın gelişmesi de olabilir, yağlanma da olabilir. Deride yağlanma ve sivilce oluşumu. Evet, bu süreçte karşımıza çıkabilen bir özellik de sivilce oluşumu. Normal bir süreçtir. O yüzden çok fazla düşünmeden ve o yüzünüzde çıkan sivilceleri temas etmeden yüz temizliğinizi sağlıklı bir şekilde yaptığınız sürece bu özellik de bir süre sonra zaten ortadan kalkacaktır. Vücudun kıllanması, bazı bölgelerde kılların çıkması görülebilir. Kasların hızlı bir şekilde gelişmesi, dişi ve erkeklerde ortak olarak görülen bedensel
değişikliklerdir. Ergenlik döneminde görülen ruhsal değişikliklere gelelim şimdi. Kimlik arayışı, yani toplumdaki yerini bilmeye ve oluşturmaya karşı istek. Evet arkadaşlar, bu dönemde artık kişinin karakter yapısı oluşmaya başlıyor ve kişi karşısındaki kişilere de bu karakterini göstermeye, belli etmeye, kendini kanıtlamaya çalışıyor. Kendini tanıtmaya çalışıyor aslında. Bu yüzden ben de bir bireyim artık diyerek toplumda kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra yalnız kalma isteği. Evet, akşamları evdeyken kendi odanıza çekilip kendi hobilerinizle baş başa kalmaya, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Ani ve aşırı öfke ve tepki. Karşınıza çıkan herhangi bir olay sizi aniden öfkelendirebilir. Ve bu öfkeniz sizi belki istemeyeceğiniz davranışlar vermenize sebep olabilir. Bunlar da süreçte karşımıza çıkabilecek özelliklerdir. O yüzden telaş yapmadan süreci olumlu yönde yönlendirmeye çalışacağız. Dikkat çekme ve beğenilme isteği. Evet, ergenlik dönemindeki bireyler aynanın karşısında daha fazla zaman geçirmeye başlarlar. Çünkü karşı taraftaki insanlar tarafından beğenilmek onların gururlarını okşar. Dikkati toplayamama ve kararsızlık. Ders çalışırken belki dikkatinizi toplayamama, dikkat dağınıklığı şeklinde bazı davranışlar karşınıza çıkabilir ve bazı konularda karar veremiyor olabilirsiniz. Acaba hangisini yapsam, şöyle yapsam daha mı doğru olur, bu şekilde mi davransam daha doğru olur şeklinde kararsızlıklar da bu süreçte yaşayabilirsiniz. Daha sonra fazla hayal kurma. Evet, hepimiz hayal kuruyoruz, hepimiz gelecekte yaşamak istediğimiz şeyleri düşünebiliyoruz. Ama ergenlik döneminde hayal kurma diğer dönemlere göre biraz daha fazla ortaya çıkıyor. Utangaçlık ve sakarlık. Evet, hemen utanıp davranışlarımızda kendimizi geriye çekmeye çalışabiliriz. Belki çok ön planda olmak istemeyebiliriz. Sakarlık ise ani boy uzaması, ani kilo artış gibi durumlarda vücudu kontrol edememeden kaynaklı sakarlıklar da ortaya çıkabilir. Arkadaş grubuna dahil olma isteği. Evet, bu süreçte arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ve arkadaş gruplarınızın artmasını ve bu arkadaş gruplarına dahil olmak, onlarla birlikte zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Duygusal durumun aniden değişmesi. Bu da çok karşımıza çıkar. Bir bakarsınız çok üzgün, mutsuzsunuzdur. Ama çok kısa bir süre sonra bir anda kahkahalar atarak sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Yani duygularda bir değişme, ani değişme ve dalgalanmalar görülebilir bu süreçte. Ve tabii ki karşı cinse ilgi duyma. Çünkü artık hem bedensel hem de ruhsal olarak kendimizi geliştiğini ve büyüdüğünü fark ederiz ki bu da karşı cinse ilgi duymayla devam edebilir. Ergenlik döneminde meydana gelen ruhsal değişimler her bireyde aynı şekilde görülmeyebilir. Evet, ben size birden fazla madde saydım. Bu maddelerin bazılarını siz yaşıyor olabilirsiniz. Bazılarıyla hiç karşılaşmamış ya da yaşamamış ya da yaşamayacak olabilirsiniz. Bu çok normal. Çünkü yine bireysel farklılıklar olabilir. Peki, ergenlik dönemini daha sağlıklı geçirilebilmesi için neler yapmalıyız? Ya da yakın çevremiz, ailemiz bizim için neler yapmalı? Şimdi o konuya bir bakalım. Bedenin gelişimine uygun spor yapılması. Evet, bu süreçte beden gelişimimiz çok ön planda olduğu için spor yapmak vücut sağlığımız açısından çok önemlidir. Aynı zamanda spor yaptığımız için ruhsal da kendimizi iyi hissederiz. O yüzden spora mutlaka kendi ilgi ve yeteneklerimize göre bedenimize uygun şekilde kendimize sporlar seçebiliriz. Olaylara yaklaşım açısının değişmesi için velilerin sakinlikle ergen bireyler ile konuşması ve fikirlerine velilerce saygı gösterilmesi gerekir. Evet, çünkü artık sizler de bir bireysiniz. Doğduğunuz andan itibaren bireysiniz. Fakat artık kendi fikirleriniz, kendi düşünceleriniz, kendi davranış şekilleriniz ortaya çıkıyor. Aileleriniz de bu konuda sizlere yardımcı olmalı, sizin fikirlerinize saygı duymalı
ve sizdeki bu ani ruh değişimlerini, belki ani öfkelenmeleri, ani verdiğiniz tepkileri saygıyla sizi destekler nitelikte sizlere cevap vermeli. Bireyin kitap okumaya yönlendirilmesi. Evet arkadaşlar, bunu çok söylüyoruz. Boş zamanlarımızda bize güzel fikirler verebilen, güzel bilgiler bize aktarabilen, kendimizi daha iyi hissettiren, belki kafamızdaki düşünceleri atıp farklı yerde olmamızı hayal etmemizi sağlayan kitaplarla dost olmak bu süreçte gerçekten önemlidir. Bireyin sosyal ortamlarda bulunması. Kendi yaşınıza, kendi karakterinize uygun sosyal ortamlarda bulunmak sizi ruhsal anlamda rahatlatır. Kendi ilginize göre hobiler seçtikten sonra, bu hobileri yaparken ilgi alanınıza uygun ortamlarda bulunduğunuzda, sosyalleştiğinizde psikolojik açıdan da çok rahatladığınızı fark edeceksiniz. Vücut bakım ve temizliğine önem verilmesi. Bu her yaşta sağlık için çok önemlidir. Bebekken bunu anne veya işte size bakan kişiler sağlar. Ama artık vücudunuz bakımı ve temizliği size ait. Sağlıklı gelişebilmek için bu madde çok önemli. Ani öfkelenme anında bireyin kendini sakinleştirmesi. Bu da bireysel farklılıklar arasına girer. Siz hangi ortamda kendinizi daha sakin, daha rahat hissediyorsanız, karşınıza çıkan, sizi sinirlendiren olaylarda, öfke anınızda daha doğrusu, kendinizi sakinleştirmek için bir yol, yöntem bulabilirsiniz. Kimi yalnız kalarak, kimisi odasına çekilerek, kimisi müzik dinleyerek kendini sakinleştirebilir. Bu dediğim gibi bireysel farklılıklarla ortaya çıkabilir. Kendinize bir yol, yöntem seçebilirsiniz. Boş zamanlarda uğraşılacak hobiler edinilmesi. Hepimizin ilgi duyduğu veya yeteneğimizin olduğu bazı alanlar vardır. Kimi müzikte yeteneklidir, bir müzik aleti çalabilir, kimi resim yapabilir, kimi fotoğraf çekebilir. Bu hobileri arttırmak mümkün. Kendi hobilerinize yönlenirseniz yine psikolojik açıdan kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Bireyin aile, arkadaş ve öğretmenleriyle sıklıkla iletişim kurması. Evet, bu süreçte ergenlik döneminde yalnız kalmak yerine ailedeki kişilerle, arkadaşlarınızla ve size yakın hissettiğiniz öğretmenlerinizle görüşüp, konuşup, iletişim kurduğunuzda yalnız olmadığınızı ve sizi anlayan birilerinin olduğunu bilmek sizi çok daha mutlu edecektir. Evet arkadaşlar, ergenlik dönemine ait bilgiler bu şekildeydi. Videomu izleyip takıldığınız yerleri tekrar tekrar dinledikten sonra umarım çok iyi bir şekilde anlayacağınızı umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.